Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sessizliğini bozdu, CHP'yi eleştirdi. Kakafoni devam ettiği sürece büyük şehirler de kaybedilir diyor. İnce, CHP'deki deşim tartışmaları içinse Atatürk gelse kurultay şansı zor olur dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimden bu yana devam eden sessizliğini bozdu. CHP'deki değişim çağrılarına ilişkin konuşan İnce, Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü dedi. Kakafoni devam ettiği sürece büyük şehirlerde kaybedilir vurgusu yaptı. İnce verdiği bir röportajda Altılı Masa ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zor olanı başararak seçimi kaybettiğini söyledi. İnce 2018'de muhalefetin oyu %47,2 idi. Şimdi ikinci turda %48. Demek ki hiçbir artısı yok. Altılı Masa yanlıştı. 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı yanlıştı. PKK'nın FETÖ'nün açık desteği yanlıştı dedi. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsa seçim akşamı istifa edeceğini söyledi. Çipras kadar olamayacağız mı yani diyerek örneği Yunanistan'dan verdi. CHP'nin Türkiye'ye demokrasi vaat ettiğini ancak partide demokrasinin olmadığını söyledi. Bu çelişkidir vurgusu yaptı. İnce CHP ile hala işbirliğine açık mısınız sorusuna da ilkeli, şeffaf, halkın gözünün önünde olan ama makam, mevki, koltuk peşinde olmadan tabii ki işbirliği yapılabilir diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun liderlikte kalmasını kendi isteğinden öte yanındakilerin pozisyonunu koruma refleksi olarak görüyorum şeklinde değerlendirdi. Başkanım, efendim buradayız. İnce İYİ Parti lideri Meral Akşener'in diyet açıklaması için de öfkesini anlıyorum. Büyük haksızlık yaptılar yorumunda bulundu. İnce hakkındaki asılsız iddiaları FETÖ'cülerin yaptırdığını, Gelecek Partisi ve CHP'den bazı kişilerin de bunu yaydığını ileri sürdü.